bir köşede Meksikalı boksör, 48 resmi müsabaka, 28 galibiyet, 16 mağlubiyet, 3 beraberlik. Ana Fabiola Dominguez. WBC Supervisor Oksana Semenişina, Litvanya. Ve müsabakanın orta hakemi Predragi Aleksic, Montenegro. Yan hakemler Ayşe Ünal, Türkiye. Jürgen Langos, Germany. Francisco Aliazo, Spain. Kazakistan Milli Marşı. Ve sıradaki marş Meksika Milli Marşı. Thank you.
WBC Uluslararası Kemer Müsabakası. Kadınlarda Orosiklet'te Angelina Lucas, Kazak boksör karşısında Ana Fabiola Dominguez olacak. Meksikalı sporcu. İhtiyaç olması halinde, nakat olmaması halinde ikişer dakikadan 10 round izleyeceğiz bu karşılaşmada. Müsabakamız başladı. Çok tecrübeli bir isim tabii ki Ana Fabiola Dominguez. 28 galibiyet, 16 mağlubiyetle burada. Karşısında henüz daha kariyerinin daha başında olan, maç tecrübesi o kadar olmayan ama mağlubiyeti tatmamış bir isim var. Pembe kıyafetiyle Angelina Lucas. Tabii ki Orosiklet'teyiz bu siklet. Serena Çetin'in de sikleti. Gecenin sonunda WBC Gümüş Kemer Müsabakası'nı izleyeceğiz. Serena Çetin kemerini korumaya çalışacak. Kazanırsa da WBC Altın Kemer Dünya Şampiyonluğu maçına çıkma hakkını kazanacak. Vücuda bir sol denedi. Biraz da bel altı geldi aslında Dominguez'den. Lucas daha istekli olan isim. İlk dakikalarda, ilk dakikada hatta. Ana Fabiola Arazzola, Dominguez. Biraz daha sabit kalıyor ayakları üzerinde şimdi. İçeriden darbeleri vuruyor ama itirazı var Angelina Lucas'ın. Dur dedikten sonra gelen darbeler. Sporcuların tabii her zaman hakemi dinlemesi gerekiyor. Son 10 saniye işareti geldi. Arazzola Dominguez çok daha sakin. Angelina Lucas daha hareketli olma çabasında. Tabii kontra zamanlamasını arıyor. Arazzola, Dominguez ve ilk roundun sonuna geldik. 10 roundluk bir karşılaşma. Tabii 10 round sürmesi halinde sporcuların enerji saklamaya ciddi şekilde ihtiyacı olacak. İkinci roundumuz başlıyor. Angelina Lucas pembe şort ve üstüyle. Ana Fabiola Arazzola Dominguez ise Meksika bayrağı renklerinde kıyafetiyle karşımızda. Hakemin de kontrol etmesi biraz zor bir karşılaşma oluyor şu ana kadar. Yumukları savuruyor Arazzola ama çok etkili olduğunu söylemek mümkün değil. Hafif kalmaya çalışıyor ayakları üzerinde Angelina Lucas. İstanbul'dayız, Sancaktepe'de. Serdar Avcı Promotions boks gecesi. Dünya tarihinde ilk kez bu kadar fazla WBC kemeri bir gecede ortada.
daha fazla isabet bulmaya başladı iki tarafta. Çeneye doğru daha fazla hedef alıyor sporcular. İkinci anın sonlarına geliyoruz yavaş yavaş. Arazola Dominguez. Kısa mesafeden bir sol kroşe isabeti buldu. Ve ikinci anın sonu geldi. Üçüncü round'a başlıyoruz değerli izleyenler. WBC Uluslararası Kemer Müsabakası Angelina Lucas ve Ana Fabiola Arazola arasında 10 roundluk bir karşılaşma. Üçüncü roundundayız. İlk darbeyi bulduğu zaman devamını getirmek istiyor buradan Angelina Lucas. Arazola yalnız çok daha tecrübeli, çok daha sakin, güzel bir sol çıkardı. Yine içeri girerken yakaladı rakibini. İlk darbenin aslında Lucas'ın ilk darbesinin isabetli olup olmaması kırışmaları burada belirliyor biraz. Şimdi bu sefer Arazola girmeye çalıştı. Lucas karşılığı verdi. Sol kroşeyi savurdu Arazola. Alamadı istediğini bir sol kroşe daha kulağa doğru. Hakem giriyor araya ama eldivenin içiyle vurmaması lazım tabii. Bu konuda bu uyarı geldi. Sırtını iplere doğru getirdi Arazola'nın Lucas. Ama darbe daldı bu arada. Sol kuşsa vurdu. Kaçlık var Lucas'tan. Sağ direkler ve 3. round da bitti. Dördüncü roundumuz başlıyor. Angelina Lucas. Ana Fabiola Arazola Dominguez karşılaşması. Şimdi biraz daha tempolu ve sert başladı dördüncü round. Angelina Lucas genel olarak tempoyu force etmek isteyen taraf. Ama Arazola da bunu çok sakin karşılayabiliyor.
Hakemin uyarıları devam ediyor sporculara. Güzel bir isabet geldi. Şimdi maçın belki de en net, en sert zarbelerini göreceğiz. İyi bir sağ yakaladı Angelina Lucas. Arazola'nın boşluğunu iyi gördü. Arazola karşılık vermeye çalışıyor. Hakemin de çok müdahalesi var tabii. Karşılaşmayı söylemek lazım. Arazola ters karttan bir sol kroşe gösterdi ama çok fazla gösterdi belki de. Şimdi sol kroşeyi bir daha denedi. Vücuda sağ. Çeneye sol kroşe istiyor Arazola. Bu arada yalnız birçok kez de yakalandı Angelina Lucas'a. Vücuda güzel bir sol isabeti Arazola'dan. İlk hamlesi hep karın boşluğuna doğru şu ana kadar. Kırışmalar sertleşiyor. Teknik düzey birazcık azalsa da sertlik düzeyi ciddi şekilde arttı. Dördüncü roundda. Sol kroşe. Karaciğer'e doğru bir daha denedi Arazola ama çok alçak gelen bir vuruş bu. Bacağına geldi rakibinin ve bel altı darbe bir puan ceza anlamına geliyor. Evet, dördüncü raundun da sonuna geliyoruz. İtirazlar var mavi köşeden. Bel altı darbe kararı sonrası ama yani çok net bel altı geldi o darbe. Her ne kadar kroş şeklinde bacağın yan tarafına gelmiş olsa da kemerin çok altındaydı. İşte Ana Arazola'nın takımı itirazlarda bulundu. Beşinci rounda gideceğiz. Beşinci roundumuz başlıyor. İlk gong çaldı. Angelina Lucas yine direklerle etkili olma çabasında. Eskim deniyor Arazola ama çok fazla istediğini alamadı şu ana kadar. Kombinasyonlar vücuda başlayıp çeneye doğru çıkıyor yine Meksikalı boksörde. Yine vücuda bir sol. Ne kadar kesebildi rakibini. Vücuda bu kadar darbe var. Çok da kesemedi gibi gözüküyor açıkçası şu ana kadar. Talimatlar yağıyor. Kırmızı köşeden Angelina Lucas'a. Talimatlar yağıyor. Çok iyi bir sol geldi. Çok çok iyi bir sol kroşe. Arazola'nın durup durup tabii bunları vurma şansı var. Tecrübeyi konuşturdu şu ana kadar. Angelina Lucas'ın ise pek yıkılmadı, pes etmediğini söyleyelim. Solu bir kez daha çıkarmak istedi Arazola, olmadı. O ters kartlı sol kroşe oldukça sert geliyor tabii. Round'un son saniyeleri. Arazola yine bir isabet buldu. Tekrar solu gösterdi ama devamını getiremeden de 5. round'u tamamlıyoruz.
Altıncı rounddayız. Şöyle bir sol kroşe gösterdi Arasola, bir kez daha deniyor. Zaten en etkili şu ana kadar darbesi bu oldu kendisinin. Şimdi çekti boynundan iyice Lucas. Bu konuda bu yeri aldı. Sollara Zola'dan. Lucas'tan güzel bir sağ direk isabeti geldi. Şimdi hem Arazola hem Lucas isabetleri kaydediyorlar. Alkışları aldı Arazola. İyi bir sol direk daha çıkardı. Arazola vücuda çalışmak istiyor. Hakem araya girdi. Roundluk bir karşılaşma, enerji de korumak zorunda sporcular. Üst üste sağlar geldi. Arazola daha fazla isabet kaydeden taraf. 6. roundta ve 6. roundun sonunda geldik. Ana Arazola, Angelina Lucas'a karşı biraz daha üstünlüğünü kabul ettirmeye başladı. Yedinci roundundayız. WBC Uluslararası Orosiklet Kemer Karşılaşması. Ana Arazola ve Angelina Lucas arasında. Güzel bir sağ direk Angelina Lucas'tan. Şimdi bu maçta bir giderek puana doğru ilerliyor. Kadın boksunda bolca gördüğümüz bir şey bu tabii. Yani eğer Serenay Çetin değilseniz. O şerde düşmek lazım, hatırlatalım. Serenay Çetin gecemizin ana maçında WBC gümüş kemerini ortaya koyacak. Ve son eleme maçı altın kemer için Maria del Carmen Romero Molina ile karşı karşıya gelecek. İyi bir sağ çıkardı Lucas. Arasola birazcık daha disiplinden kopuyor gibi ama Lucas da yoruldu. İkisi de yoruldular. Çok iyi bir sol sağ kombinasyon geldi. Arasola biraz boşa savuruyor şu anda kroşelerini. Ve 7. raundun da sonuna geldik.
Evet, 8. roundumuz başladı değerli izleyenler. Hakemin maça müdahalesi biraz sanki ritim bozuyor ama gereken nefeslenme alanını da bırakıyor sporculara böylece. Parkat ardından devamını getirdi. Arazola geriye giderken sıkışıyordu köşeye ama Lucas'ı biraz dağıtmaya başladı. Bir sol direk isabeti. Burada yine bir sol ardından sağ tam isabet olsa yıkabilirdi bile. Ana Arazola ritim buldu. Sol kroşe isabetli. Sağ direk isabetli geldi ardından. Hareketlendi, dans etmeye başladı. İsabetleri de bulmaya başladı. Ana Fabiano Arazola. Sol kroşe geldi. Angelina Lucas birazcık daha round'u ortaya getirmeye çalışıyor ama çok kolay değil. Güzel bir sol. Ve 8. round'a bitiyor. 8. round'un da sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Serdar Avcı Promotions boks gecesinde Angelina Lucas biraz darbe aldı tabii. Ana Arazola. Çok daha rahattı. Müsabakanın 8. roundunda. Dokuzuncu round'dayız. Şimdi Angelina Lucas tempolu bastırarak başlamaya çalıştığı round'a. Yalnız Arazola'nın bunları iyi karşıladığını söylemek lazım. Güzel bir sol kroşe geldi. İyi bir sol daha Arazola'dan. Çarın aparkatı da gönderdi. Vücuda çalıştı biraz ama bel altı darbeden bir puan cezası olduğunu hatırlatalım. Ana Arazola'nın biraz daha risk almaması lazım. Kroşe isabeti vücuda geldi. Şimdi kulağa doğru çıktı Arazola. Angelina Lucas her darbesinde destek alıyor ama Arazola soluyla çok ciddi hasar verdi rakibine şu ana kadar. Daha salladı, solu olmadı. Tabii knockout'ı da istiyor. Ana Arazola. Çok iyi bir sol daha. Tam çeneye geldi sollar. Tam oturmaya başladı. Fakat isabetli. Ana Arazola sol kroşe bir daha geldi. Round'un sonlarında üst üste etkili darbeler bitiremedi ama
puanları hanesine yazdırdı. Kemere artık çok yakın Meksikalı boksör. Ana Fabiola, Arazola. 2 dakikalık bir round daha var önünde yalnızca. Son round. Karşılaşmanın 10. ve son rounduna geçiyoruz değerli izleyenler. Son bölümde özellikle Ana Arazola net bir üstünlük kurmayı başardı rakibine karşı. Kırışmalar sertleşmeye başladı son roundda tabii. Angelina Lucas'ın daha fazla risk alması gerekiyor. Sol kroşe kaçtı. Saniye var maçın bitimine. Bakalım son bölümde bir ekstra knockout görecek miyiz? Yine sol isabetli. Güçlü kullandı Arazola solunu. Ve karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında net bir üstünlük kurmayı başardı. Sol bir kez daha Arazola'dan. Yatıramadı Lucas ama çok puan topladı ve müsabakamız sona eriyor. 10 roundluk güzel bir karşılaşma. Sancaktepe'de alkışları alıyor. Serdar Avcı Promotions gecesinde Ana Arazola veya Angelina Lucas. Kemeri kazanan kim olacak göreceğiz. Evet, sonucu bekliyoruz değerli izleyenler. 10 roundun ardından puanlar toplanacak ve ardından WBC Uluslararası Kemeri sahibini bulacak. 2 WBC kemer maçımız geride kaldı. Daha 6 kemer maçımız daha var. Hepsi WBC kemerleri. Hakikaten Serdar Avcı Türkiye'de değil yalnızca dünyada bir ilke imza atıyor. Aynı gecede bu kadar çok WBC kemerinin savunulması ile birlikte.
bakalım. Kazanan kim oldu? Cengiz Han. Tabii ilk olarak o öğreniyor. Sonuçları ardından da bize anons edecek. Bakalım kazanan kim oldu bakalım. Kemer kimin olacak? Angelina Lucas kazanıyor. Değerli izleyenler. Ve WBC uluslararası kemerinin sahibi oluyor.